Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yeni başlayanlar diye seri yapıyorduk. Bu son bölümü arkadaşlar. Çünkü 50 level olduktan sonra oyunda yaptığımız şeyler rutine biniyor. Rutine bindiği için ekstra yeni şeyler geldiği zaman farklı şeyler yapıyoruz. O yüzden yeni başlayan arkadaşlar için bu son bölüm. Onu öncelikle söyleyeyim. 50 level olduk ve çoğu kişinin sorduğu 50 level oldum ne yapmalıyım? İşte leveli nerede kasarım? Glifler nedir? Paragon ağacı nedir? İşte 50 level oldum. Başka 50 level adam tek atıyor. Ben Muf'a tek atamıyorum. Bu tarz soruların hepsinin cevabını bu videoda vereceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hani izleyenler çok maşallah. Bir de abone olursanız mük. Şimdi evet arkadaşlar, öncelikle 50 level oldunuz. Sırayla gideceğim. Kafanız karışmasın. Her şey daha güzel olsun. Şimdi 50 level olunca arkadaşlar sizde bir paragon puanı açılıyor. Şu puan. Tamam mı? Böyle yani şurası açılıyor, mükemmelliyet alanı diyeyim. Arkadaşlar bu arada bu video böyle tamamen anlatımlı olacak. Ekstra belki göstereceğim bir şeyler varsa onu gösteririm duruma göre. Şimdi paragon puanı nedir? Arkadaşlar paragon puanı yetenek ağacımızı, yani şuradaki yetenekleri destekleyen yerdir. Örnek veriyorum, ben buradan bir tane buz build'i yapıyorsam, tamam mı? Buradaki glifler var. Mesela nerede o glif? Dur bulayım. Ha, mesela soğutma etkisi diyor. Arttırılmış hasar verirsin diyor. Tamam mı? Mesela başka buzla alakalı ne var burada? Ha, bu. Mesela kitle kontrol ve soğutma veya donmuş düşmanlara ekstra hasar verirsiniz. Paragon puanı, yani paragon buradaki yaptığımız bu ilde buradaki yaptığımız şeylerle destek veriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden karakterimiz daha da güçleniyor. Hasar konusunda, savunma konusunda gerçekten daha da güçleniyor. Zaten bunların verdiği stat, irade, zeka, işte şuradaki şeyler. Bunlar da size işte kaynak üretimi, zırh kazandırıyor. Zeka, kritik vuruş ihtimali, direnç kazandırıyor. Hani bu karakterden karaktere göre değişir. Örnek veriyorum, maharet burada yetenek artışı veriyorsa büyücü de zırh verebilir. Bu karaktere göre değişir. Haberiniz olsun. Bunu söyleyeyim. Şimdi buradaki olay, buradaki gliflerin hiçbiri açık değil arkadaşlar. Bu glifleri nasıl açarız onu söyleyeyim. Bu glifleri kabus zindanlarına girerek açabiliriz. Hatta size geleyim onu da göstereyim de, bir oyun yine dondu ya. Allah Allah. Hah. İnna sabirin yani. Şimdi arkadaşlar kabus mühürleri, kabus zindanları, burada Okalis'te geliyorsunuz. Zaten burayı anlatmıştım size. Burada Okalis'te geliyorsunuz. Buradan mühürleri üretiyorsunuz. Tamam mı? Burada böyle kademe kademe mühürler var. Bu kademe mühürler sizlere göre nasıl diyeyim? Şurası örnek veriyorum. 21-25 kademe mühür 75 ile 85 level arası denk geliyor. O şekilde ne kadar yükseltirseniz en son 100. kademe mühür 154 levele tekamül ediyor. Haberiniz olsun. O yüzden mühür açarken dikkat edin. Ona göre mühür açın. Mühürümüzü buradan üretiyoruz. Tamam mı? Dur. Şuradan üreteyim. 1. kademe üret kardeşim. Tamam. Zaten mühür üretme görevi de çıkmış. Şimdi mühürümüzü ürettik. Arkadaşlar bu mühürü nasıl bakacağız? Şimdi bu mühürlerde bazı özellikler var. Tamam mı? Diyor ki bize yarayan özellik, ilk özellik odur. Öldürerek bekleme sürelerini azaltma. Bu değişebilir. Mesela bir tane mob öldürdünüz. Sizin yeteneğinizin bekleme süresini azaltıyor bu mühür. Dezavantajları ne? İşte bir canavarı öldürmek yanındaki canavarları, slotları öfkelendiriyor ve onların daha fazla hasar vermesine sağlıyor, neden oluyor. Mesela ekstradan bir özellik de işte zehir canavarı fiziksel hasarının %22 kadarını da zehir hasarı olarak veriyor. O şekilde
Mühürlerde böyle özellikler var. Bu özelliklere göre açabilirsiniz. Kabus zindanlarında level kasmak için en iyi girmeniz yer Shiroko mağazası diyorum. Shiroko mağarası, Tamu, ıssız alt geçit, ondan sonra Kızıl Şapel, Çan Kulesi. Bu 5 tane kabus zindanlarına girin. Çok seri şekilde level kasarsınız. Şimdi şeyleri anlatıyorum. Aynı şekilde devam edelim. Kişi kafayı karıştırmadan. Kabus mühürümüzü ürettik. Tamam. Mük. Ondan sonra kabus zindanlara girerek veya herhangi bir haritada mob keserek şu oyun gitti. Ne güzel anlatıyorum böyle mük bir şekilde ama gidiyor. Dediğim gibi sırayla anlatacağım. Şey yaparız. Ha. Kafanız karışmasın. Mükemmeliyet ağacından bahsediyorum. Hala o ağaçtan bahsediyorum. Başlıklı başlıklı gideceğim arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye. Tamam. Kabus zindanı ürettiniz. Kabusa girdiniz. Haritada mob keserken bu glifler moblardan, kabus zindanlarından düşer. Haberiniz olsun. Şimdi burayı doldurdunuz. Çoğu bak bu anlatacağım şeyi çoğu arkadaş bilmiyor ve bunu dikkatlice dinleyin yeni başlayan arkadaşlar. Burayı zaten her bir seviye atladığınızda her bir şu çizgide bir tane mükemmeliyet puanı, paragon puanı veriyor size. Siz şey yapmayın arkadaşlar. Bak burayı böyle örnek veriyorum. Böyle gidin. Buraya full hepsine vermeyin bu panoya. Tamam mı? Bu hatayı herkes yapıyor. Bunu yapmayın. Niye yapmayın? Hemen söylüyorum. Bak burada diyor ki örnek veriyorum bu glif. Bu glif diyor ki 40 maharet diyor. Bak 40 maharet ek bonus diyor. İşte ek bonusu kazanabilmen için 40 maharet olması lazım diyor. Şu menzilde. Şimdi bu maharet hangisi? Bu. Şunlar maharet. Doğru mu? Ben bunu buraya attığım zaman buradaki maharetlere vereceğim sadece. Tamam. Niye maharetleri veriyorum? Şu alttaki ek bonus özelliğini kazanabilmek için. Tamam. Okey. Bunda bu konuda anlaştık. Ondan sonra ekstradan bunlar 15. seviyeye geldiği zaman bunun alanı küçük şöyle bir alan. Burayla şöyle bir alan. 15. seviyeye geldiği zaman burayla bu alana kadar büyüyor. Alanı genişliyor. Genişledikçe işte daha çok maharet verebilirsiniz veya ne gerekiyorsa onu versiniz. Ve ekstradan buna 40 maharet verdiğimiz zaman şuradan göstereyim. Ha, buna örnek veriyorum. Zeka verdiğiniz zaman bu aşılama değeri %3 hasar veriyor ya. Zeka değeri ne kadar yükseltirseniz aşılama hasarı o kadar yüksek olur. Yani bu paragonda ne kadar çok zeka verirsiniz o kadar çok aşılama hasarı yüksek olur. Öyle bir mantığı var. O yüzden hani ya alttaki özelliğini tamamlayıp bırakın ya da alan yeteneğinizdir. Onun hasarını yükseltmek isterseniz yükseltirsiniz. Size kalmış. Şimdi geldik glifimizi attık. Böyle 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 çıktık buraya geldik. Burada pano ek kapısı diyor. Bu panoyu kapısına da verdik. Verdikten sonra size böyle bir sayfa açılır. Bu sayfada gittiğiniz bu ilde göre yaptığınız bu ilde göre yeni bir sayfa açın arkadaşlar. Burada mesela ben hani buz gidiyorduk. Buz yapalım. Kitle kontrol devam etmek istiyorum. Buz verdiğim zaman kitle kontrol oluyor zaten. Tamam. Şimdi panoyu bu şekilde açtınız. Yine bir glif koyma yerimiz var. Açtığımız panonun kendine ait özel bir düğümü var. Efsanevi. Gereksinimlerde yandakilerde nadir düğümler var. Buna göre nasıl gitmek istiyorsanız örnek veriyorum. Sadece glif mi almak istiyorsunuz? Panoyu döndürüyorsunuz arkadaşlar. Glife gelip hemen şuradan çıkıp bir pano daha açıyorsunuz. Veyahut ben bu özelliği almak istiyorum. Bu özelliği almak istemiyor muyum? Bunu şöyle yukarıya doğru atın. Burayı şöyle alın. Hani o size kalmış. Yaptığınız bu ile göre değişir. İnternetten baktığınız bu ile göre de. Tamam mı? Mükemmelliyet bu şekilde. Gayet detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Glifleri nasıl düşürdüğünüzü gösterdim. Burayı nasıl vereceğinizi gösterdim. Mükemmelliyet ağacımız bitti arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim yetenek ağacınıza. Arkadaşlar
50 level olduğunuzda tüm yetenek puanlarını kazanamıyorsunuz ve mükemmelliğe puanı kazanamıyorsunuz. Neden? Hemen söylüyorum. Şimdi haritada şöyle Lilith'ler var. Tamam mı? 50 level olunca ilk yapacağınız işi söylüyorum. Bak 50 level oldunuz veya ana hikayeyi bitirdiniz. İlk yapacağınız iş abi şu Lilith'leri bir topluyorsunuz önce. Tamam ben aşağıya linkini bırakırım. Site linkini oradan bakarak toplarsınız. Burayı topladıktan sonra bak W'ye basın diyor. Ödülleri görüntüle diyor. W'ye basıyorsunuz. Burada bir bölge ilerlemesi var. Tamam. Buradaki her şey size bir şöhret puanı veriyor. Burada bölge ilerlemesini %100'e getirmeniz lazım. Hepsini bölge ilerlemesini açın. Neden açın? Açtığınız zaman size ekstradan 2 yetenek puanı geliyor. İksir kapasitesi geliyor. Her bölge için bak bu. Saydım her bölge. Yani 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane yetenek puanı geliyor. Ondan sonra iksir kapasitesi dediği şu. Şu arkadaşlar 4 tane var mesela şu an bende. Siz burayı yaptığınız zaman sizde 9 tane olacak. Tamam mı? 9 kapasiteniz olacak. İksir kapasitesi ve en önemlisi mükemmelliyet puanı. Size tam olarak 20 tane mükemmelliyet puanı veriyor arkadaşlar. Ve bu durum sizin karakterinizi çok ama çok güçlendiriyor. O yüzden ilk olarak bu işi yapın. Zaten topladığımız Lilith'ler bize ekstradan zeka, maharet falan veriyor. O yüzden şey yapın. İlk olarak şu ağaçları, Lilith'leri toplayın. İlk işiniz o olsun, bölgelerimizin açın. Tamam. Ay sen var ya niye bu kadar çok takılıyor bu oyun? 10 dakikada 10 defa takılmadı, 3 defa takıldı işte yani. Dediğim gibi bu ağaçlar önemli. Çıldıracağım biraz sonra. Biri yorum atmış. Şeyleri düşür diye. İşte grafik kalitesini, şeyini vesairesini düşür diye. Onu da yaptık. Daha çok takılmaya başladı. Bizi mi yiyor? Neyse. Şimdi geldik. Buraya niye ışınlandım? Bunu hemen açıklayacağım sizlere. Evet. Burada bir 80 max metalik yazıyor arkadaşlar. Buradaki 5, 8, 40. Burada 400 metalik puanı kazanıyorsunuz. Bu metalikleri gelip burada harcayabilirsiniz. Benim şu an 535 metalik şeyim var. Meteliğim var işte. Bak mesela ben buradan arbalet almak istiyorum. Buradan direkt alabiliyorsunuz. Bak buradaki şey düşüyor. Ne ihtiyacınız var? Örnek veriyorum. Yay. Al baba. İhtiyacınız bir şey yok mu? Şurada fısıldayan anahtar var. Alın bunu yanınıza. Haritada fısıldayan sandıklar var. Onlara kesin denk gelmişsinizdir. Onların anahtarı burada. Buradan anahtarı alıp gidip açabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve oradaki homurdanlığı da açtığınız zaman burası 1000 oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi geldik. Bölge ilerlemesini açtık. Lilith'i anlattık. Ondan sonra yetenekler. Buradan devam ediyoruz. Hala ana şeydeyiz arkadaşlar. Ama bu şey anlatılanların hepsi bir. Haberiniz olsun. Arkadaşlar yetenekler bu oyundaki en önemli şeylerden birisidir. Zaten oyun Diablo 4 build üzerine bir oyun. O yüzden build'iniz iyi olması lazım. İyiden kastım örnek veriyorum. Full doğru yaptınız. Bir tane yeri yanlış yaparsanız o build hasar verir ama tam verim alamazsınız. O yüzden build yaparken her şeye dikkat etmeniz lazım. Ve bilmeyen arkadaşlar siz build yapmayın. Çünkü yapmayın deme sebebim hani belki deneyin. Hani deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Sizin için en iyi build olabilir. Ama hani daha verimli bir hasar alabilmek için internetten bakın, YouTube'dan bakın. Oradan daha güzel, daha iyi build'ler bulabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden 50 level olunca bir internetten bakarak bir build'inizi bir sıfırlayın. Güzel bir build yapın. Ha o verdiğiniz hasarı veremezsiniz o izlediğiniz build'deki. Çünkü Lilith'ler ve bölgelerimizin tamamlamadığınız için ve o adam muhtemelen 100 level'de paylaşıyor olacak build'ini.
Siz de 100 level olmadığınız için Paragon puanlarınız da eksik olacağı için o kadar hasarı veremezsiniz. O yüzden ilk başlarda niye benim bu build'im bu kadar hasar vermiyor demeyin. Tamam. Şimdi mükemmelliyet anlattık, yetenekler anlattık, Lilith'leri bölge ilerlemesini anlattık. Şimdi geldik en önemli konuya. Nasıl level kasarım? Hemen açıklayayım. Çay içelim. Evet. Şimdi nasıl level kasarım? Size pot üretmeyi gösterdim. Bu potu kesin üretin ve her zaman zindana girdiğiniz zaman aktif olsun. %5 eksi küçük bir oran değil. Diablo için konuşuyorum bunu. Gerçekten Diablo'da oranlar çok önemli. %5 bile gerçekten fark ettiriyor. Çok pardon. Biraz hasta gibiyim. İdare edin arkadaşlar. Şimdi potumuzu içtik. Sonraki en önemli şeyi söylüyorum. Sezona giriyorsunuz. Giremiyorsunuz çünkü oyun yine gitti. Alo, hadi lan. Sezona girdiniz arkadaşlar. Ondan sonra şu sezon kutsamaları var burada. Tamam, bu sezon kutsamaları burada saldırganlık vazosu var. Burada diyor ki TP'yi arttırır. TP ne? Bizim aldığımız EX. Bunu ilk başta bunu yükseltin. Artı 20, yani %20 de buradan gelecek ve sizin gerçekten level atlamanızda çok yardımcı olur. Bunu nasıl kasarım? Hemen gösteriyorum. Burada Battle Pass'imiz var arkadaşlar. Burada bak 52. kademeye geldiğim zaman bana bir tane Mürtoz veriyor. 58 level'e geldiğim zaman, 58. kademeye geldiğim zaman bana bir tane daha Mürtoz veriyor. Mürtozlarını buradan bu Battle Pass'i yükselttikçe size Mürtozları verir. Mürtozlarınızı da burada kullanacaksınız ve buna verin, kesin verin. 4 tane buna verdikten sonra bu Kalas adına verin. Aynen, Kalas adına verin. Ondan sonra hangisine verirseniz verin, size kalmış. Tamam. Potumuzu ayarladık. Envanterimizi açalım. Potumuzu ayarladık. Sezon kutsamasında 4 tane saldırganlık vazosuna verdik. Şu an üstümüzde %100, %125 ex var. Tamam. Şimdi burada nasıl hızlı EX kasacağınızı gösteriyorum. Saydığım o 5 kabus zindanı vardı ya. Tekrar sayayım. Issız Atgeçit, Tamu, Şrekko Mağarası, Kızıl Şapel. Bir tane daha vardı. Unuttum onu. Adı aklıma gelmedi. Çan Kulesi. Aynen. Çan Kulesi. Bu 5 zindana özellikle girin arkadaşlar. Bunlar size gerçekten çok seri bir şekilde EX kastırır. Bu 5 tane kabusa hızlı bir şekilde girin. Grup halinde girerseniz ekstradan yan yana olduğunuz için %5 ex daha fazla alırsınız. Grup halinde girmeye çalışın. Daha seri, daha hızlı şekilde kasılırsınız. Tamam. Şimdi level nasıl hızlı kasarımı size söyledim. Kabus zindanlarına girip hızlıca level kasabilirsiniz. Ekstradan bir de nerede level kasarım? Arkadaşlar, haritada lejyon etkinlikleri var. Bu lejyon etkinliğine hatta gidelim ya. Ölmeyiz herhalde, değil mi? Gidelim bir lejyon etkinliği yapalım. Ya da gitmesek mi ki? Oyun çok takılıyor ya. Dur ya, gidelim bir. Niyetimizi aldık. Şöyle şunları içelim. Çünkü ex kasma önemli arkadaşlar. O yüzden bunu sizlere göstereyim.
Burada bölge denemesini açtık. Arkadaşlar, Lejol etkinliğinize geldiğiniz zaman burada bir tane kamp ateşi var. Kamp ateşine bir kere tıkladıktan sonra size burada diyor ki birikme başına %1 bonus tecrübe verir diyor. Bu en fazla %15 oluyor arkadaşlar. Bu Legion etkinliklerine de katılın. Bir saatte mi, 1,5 saatte mi ne sürekli oluyor. Bu Legion etkinliklerine katılın. Gelin buraya tıklayın. Adam mı geldi? Grup daveti atın. Muhtemelen kabul eder. Çünkü herkesin amacı apps kasmak arkadaşlar. Bak burada bir de yakın bonus aldım. %5. Tamam mı? Bak şimdi burada nasıl bir level alacağım? Bakalım. Bu arkadaşı da alalım. Alamıyorum. Bir grup da muhtemelen. Şurayı hızlıca yapalım. Muhtemelen biz burayı yapamayacağız da. Hadi gidelim. Üç kişiyle Legion etkinliği yapıyoruz. Normalde çok kişi olur da ben aşırı zor modda olduğum için 3 kişiyle yapıyoruz. Bu arada bu Legion etkinliğine erken gelin arkadaşlar. Çünkü bak benim 7. kademede kaldı. Çünkü erkenden gelip basmadım. Erkenden gelip bassaydım şey olurdu, %15'e kadar yükselirdi. Bak, Paragon puanı geldi bir tane. Verelim hemen. Şuradan da şunu alalım. Biraz şey kasalım ya, saldırı hızı lazımdı. Normalde seri şekilde döndüğünüz zaman burada 3 tane boss çıkıyor arkadaşlar. Biz pek seri şekilde dönemeyeceğiz. Muhtemelen ilk turda eleneceğiz ama bakalım. Yavaş kanka, patlayıp durma. Oğlum burada biri ölürse üzülürüm bu arada. İyi bakalım. Hadi devam edelim. Lan ultiyi boşa attık lan. Neyse. ...16 saniye kaldı. Dediğim gibi yetiştiremeyeceğiz. Çünkü az kişi olduğumuz için nasıl bir tip atışmış merak ettim.
Yani. İdare eder. 40. 3. Oğlum güzelmiş. Şu güzelmiş bak. Neyse. Şimdi biz devamlı getiremediğimiz için bir tane boss çıktı. Normalde burada 3 tane boss çıkar ve 3 tane sandık çıkar arkadaşlar. Ve o sandıklardan da güzel itemler, itemler atar şansınıza. Haberiniz olsun. Bak buradaki şey yükseliyor bak. O en son 15 oluyor. Hani dediğim gibi ilk başta gelin, erkenden gelin. Direkt 15'te X almaya başlayın. Zehirden bir çıkayım. Tamam. Normalde 3 sandık atar. Bunlardan da dediğim gibi güzel itemler, itemler atar arkadaşlar sizlere. Haberiniz olsun. Reis sen geç kaldın. Normalde full 3 tur dönebilseydik muhtemelen level atlardım. Ama burada işte az bir tur döndüğümüz için az level atladım. Onu söyleyeyim. Leveli bu şekilde kasacaksınız arkadaşlar. Ekstradan bir de fısıltı ağacı var. Fısıltı ağacını ben önceki videoda anlattım. Orada kanasadıyla beraber. Mantığını tekrar söyleyeyim fısıltı ağacının. Fısıltı ağacı sizlere ekstradan fazla eks verir arkadaşlar. Şu kötücül iyilikleri, şu haritada kırmızı olanların hepsi kötücül iyilik. Kaç puan vereceği de zaten burada yazıyor. O yüzden fısıltı ağacı da yapabilirsiniz. Güzel eksi verir belli bir yere kadar. Ondan sonra zaten yapmazsınız. Ekstradan şu kaleler, bu kaleleri de açın bölge ilerlemesi için. Bunlar da önemli. Zaten bazı Lilith'ler de bu kalelerde arkadaşlar. O yüzden bu kalelerin hepsini mecbur almak zorundasınız. İlk olarak kaleleri alırsanız direkt pot kademesi 9. seviyeye yükseltebilirsiniz. Bayağı iyi puan veriyor kaleler. Haberiniz olsun. Şimdi ekstradan 50 level olduk. Diablo'da bu arada nasıl ekip kasacağınızı size söyledim. Yeni bir kısma geçiyoruz. Dünya Kademesi. Diablo'da Dünya Kademesi mevzusu var arkadaşlar. Biz şu an ikinci dünyadayız. Üçüncü dünyayı aşmamız için şu Işık Katedrali zindanını yapmamız gerekiyor. Bu zindanı yaptıktan sonra 3. dünyayı açabiliriz. Hemen sizlere şöyle 3. dünyayı bu zindana girdiniz, bitirdiniz, 3. dünyayı açtınız diyelim. 3. dünyaya geçiş yaptığınız zaman ki 3. dünyanın özellikleri %100 daha fazla canavar tecrübesi, daha fazla altın ve tüm element direnişleri %25 azalır diyor arkadaşlar. Üçüncü dünyada fazladan X altın kazanıyorsunuz. Şimdi reis cehennem dalgası. Tamam, cehennem dalgası dediğinde iyi oldu. Şimdi üçüncü dünyayı açtıktan sonra dördüncü dünyayı nasıl açarım? Dördüncü dünyayı şu an gösteremiyorum çünkü dördüncü dünyanın yeri şurada da. Şurada bir dur ya gidelim oraya. Oraya gideyim en azından size de o zindanda adam akıllı göstermiş olalım. Biraz uzun video olacak ama gerçekten hani oyunu tam anlamıyla bitirmiş olacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle gidelim oranın harita bölge ilerlemesini açalım. Oğlum burada portal varmış ya. Niye ışınlanmadım ki ben portala ya? Allah Allah. Bazen gerçekten şey yapıyorum böyle. Kendime kızıyorum. Reis sakin olun reis.
Ha ileride ya. Dur. Bulacağız ya. Amacım size şu zindanı göstermek arkadaşlar. Hani yeni başlayan arkadaşlar bilmeyeceği için o yüzden onlar için gerçekten zor olacağını düşünüyorum. Aa burada Lilith varmış. Alalım hemen. Oğlum ne? Ha. Biraz daha yukarı tarafta mıymış? Reis bir dakika durun be. Şurayı açalım o zaman. Haritayı açmamız lazım. Benim size onu göstermem lazım. Bir dakika. Buradan şu tarafta mıydı? Şu aşağıya ışınlanın. O tarafta olması lazım. Biraz daha köşe atın sol yukarısında olması lazım. Sağ değildi. Kendi kendimize köşe at nerede? Köşe at burada. Şu arada bir yerde olması lazım. Bakalım. Aynen sanki doğru yolda ilerliyoruz gibi. Ha sessiz sandıklarda şunlar arkadaşlar. Bir tane anahtarını almıştık. Buradan gelip açabiliyorsunuz. İçinden itemler düşüyor. Hazır göstermişte oldum. Bir dakika böyle bir yerden geç. O, kanka ha atlayamıyor mu diyecektim ben. Oğlum bir dakika. Üst tarafa gideceğiz. Ama biz senin zindanı bulamadık ya. Allah Allah. Sinirim bozuldu. Aynen ya burası tamam yolu şimdi şey yaptık arkadaşlar. Şu an bulduk yolu. Şuradan aşağı inelim. Evet bulduk. Ha. Şöyle köşe daha ışınlanayım. Daha rahat göstereyim sizlere. Arkadaşlar dördüncü dünyayı da şu zindanda açıyoruz. Yıkılmış tapınak. 70 level istiyor. Buraya girip dördüncü dünyayı da açabilirsiniz. Dördüncü dünyayı da aynı şekilde zindanına girip yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz. Buradan dördüncü dünyayı seçiyorsunuz. Burada yine dediğim gibi daha fazla X ve daha fazla altın düşüyor arkadaşlar. Şimdi sizlere şunu anlatayım. Üçüncü dünya, ikinci dünya, özür dilerim. İkinci, üçüncü ve dördüncü dünya kademesinin arasındaki farklar nelerdir? Arkadaşlar üçüncü dünyada sizlere kutsal itemler düşer. Herhangi bir kutsal item var mı üstünde benim? Kutsal yay mesela. Kutsal itemler düşer. Bu kutsal itemler sizlere
Ya daha da güçlerinden ziyade öğe güçleri yüksek olur arkadaşlar. Öğe güçleriyle alakalı bir videom var YouTube'da. Onu izleyerek öğe gücünün mantığını az buçuk değil, öğe gücünün mantığını daha iyi anlarsınız. Kutsal itemler 3. dünyada, kadim itemler ise 4. dünyada düşüyor arkadaşlar. Kutsal itemleri 45-50 level aşağısı, ya yani old levellerde giyebiliyorsunuz. Kadim itemleri 60. seviye üstü levellerde giyiyorsunuz. Haberiniz olsun. O yüzden örnek veriyorum, 60 level oldunuz. Ben çok güçlüyüm, mükemmelim. Gidip 4. dünyayı açtıktan sonra açabiliyorsanız tabii o zindanı. Oradan kadim itemleri giyip daha da güçlendirebilirsiniz karakterinizi. Haberiniz olsun. Tamam. Sizlere şey de bahsettim. Dünya kademesinden de bahsettim. Şimdi ekstradan Helltide. Arkadaşlar cehennem dalgası. Helltide'da burada ne yapıyorsunuz? Bilmeyen arkadaşlar için kısaca anlatayım. Birçok videom var zaten Helltide'la alakalı. Arkadaşlar burada kor topluyorsunuz ve topladığınız korlarla haritada sandıklar var. Şöyle gideyim hatta göstereyim, yine dayanamadım bak. Bu arada ana hikayeyi kesin bitirin. Ana hikayeyi bir defa da olsa kesin bitirmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü bitirmezseniz şurada fısıltı ağacı ve ekstradan atı alamazsınız. O yüzden kesinlikle bir kereliğinde bitirmeniz lazım ana hikayeyi. Bunu söyleyeyim. Ana hikayeyi bitirmeden geçebilir misiniz? Geçemezsiniz muhtemelen de. Belki bir ihtimal geçerseniz kesin şey yapın. Ana hikayeyi bir defa bitirin. Şimdi arkadaşlar cehennem dalgası ikinci bir ex kasacağımız yerdir. Niye? Çünkü buradaki moblar sizden 3 seviye yüksek ve daha çok mob demeyeyim de hani atraksiyonu heyecanı bitmeyen yerdir burası. Şöyle kayarak binelim. Bu arada buradan ilk defa iniyorum ben. Oğlum ölmüyor bunlar. Çünkü bak buradaki olay şu yukarı doğru ok yönüyle biri var ya. Oğlum öleceğiz lan. Önce onu kesin arkadaşlar. Neden önce onu kesin? Bunlara kalkanı veren o. Bak bir anda gitti kalkanları, gördünüz mü? Önce o yukarıya doğru ok yönüyle olanları kesin ki sizler kalkanlı olmasınlar. Sizler de rahatça kesebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Helltide'da kor düşürdüm. Burada kor miktarınız yazıyor. Ben 7 tane düşürdüm şu anda. Ve haritada ben neredeyim? Ben buradayım. Haritada şöyle gezelim. Sizlere de şey göstereyim. Bir dakika benim spotum yok. Şu spotu alayım. Haritada gezerken şöyle ifrit gülleri var. Bu ifrit güllerini alabilirsiniz. Bundan düşen ifrit gülleriyle büyüleme yapıyoruz teme, onu da sizlere göstereyim. En azından bir tane düşürdük. Bir sandığa denk gelmedim ya. Bir sandık arıyorum şu anda. Şimdi sizlere cehennem dalgasını böyle full anlatmayacağım. Ha şöyle sandık var. Böyle sandıklar var. 75 kora bu sandığı açabiliyorsunuz 75 tane kor düşürdüğünüz zaman. Haritanın bazı bölgelerinde 250 level sandıklar var. O sandıkları da açabilirsiniz ve o sandıklardan da dediğim gibi turuncu itemler düşüyor arkadaşlar. Ekstradan bir de şurada bir Duriel boss'u var. 4. dünyaya geçtiğiniz zaman tam olarak şurada. 300 level'lik sandıklar var arkadaşlar. O 300 level'lik sandıklar açtığınız zaman sizlere canlı çelik veriyor. O canlı çelikle de Duriel boss'una gidebilirsiniz ve sizlere şey yaptım, bir gelen boss'lar hakkında boss lokasyonları diye bir video çektim. Orada daha detaylı bir şekilde oğlum öleceğiz lan. Şişt. Gerçekten endgame yapalım mı burada?
Şuradan bir çıkayım. Hayır. Aa şey kalkan kurtardı bizi. Vallahi kalkan kurtardı. Burada bir şey yok. Oğlum gidiyorduk lan. Anlatacağız diye var ya. O içtiğim iksir var ya, bir iksir içtim. Bir canım var. Reis dur şundan can alayım. Aa. Sağ ol ya. Oğlum, o iksir olmasa GG'dik. Neyse. Helltide bir şey gibi arkadaşlar. Helltide böyle yani. Gidiyorduk Helltide yüzünden. Çık. O şekilde de onun videosunu da aşağıya bırakırım. Ekstradan G-Score ile alakalı açıklamadaki linke onun da videosunu bırakırım. Ondan sonra Helltide'ın videosunu diyorum. Helltide'ın sitesini de aşağı linke bırakırım arkadaşlar. Ve ekstradan şu Lilitlerin linkini de aşağıya bırakacağım. Hepsinin linkini aşağıya bırakacağım, haberiniz olsun. Oradan rahatça bakabilirsiniz. Şimdi anlatmadığım bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için her şeyi anlattım. Şu büyülemeyi de anlatayım. Aspet olayını anlattım. Tekrar anlatayım çünkü Aspet olay biraz karışık. Onu bir daha anlatayım sizlere burada. Şimdi örnek veriyorum. Benim bu silah mükemmel bir silah. 4'te 4 bir silah. Ama bana bu aspect lazım. Kullandım bu ult için. Bunun aspectini çıkarabilmeniz için burada yüzü çıkar diyor Okalüs'te. Tamam mı? Burada tıklıyorsunuz silah. Burada bunun aspectini alıyorsunuz. Yüzü çıkar dediğiniz zaman buraya gelir arkadaşlar bu yüz. Tamam mı? Ve ben bu yüzü kullanmak istiyorum. Buradaki özellik benim bu ultim için gerçekten önemli bir özellik. Bunu şu silahı atayım mesela, örnek veriyorum. Bu silahta hiç aspect yok. Bu silahı bunu böyle atarsa bu da turuncu bir item oluyor. Ve bu aspect bu silaha geçmiş oluyor. Yüzü damgalar dediğiniz zaman onaylarsanız bu aspect bu silaha geçmiş oldu arkadaşlar. Tamam. Hani aspect aktarma, aspect'i bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ama örnek veriyorum, İyi bir silah buldum. Ben bu aspect bana lazım. Ben bunu yine çıkarmak istiyorum derseniz bir daha çıkaramazsınız arkadaşlar. Bir defa atıyorsunuz, bitiyor. Haberiniz olsun. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi öğeyi büyüle. Arkadaşlar bu öğeyi büyüle muhabbeti burada attığım silahta ki bir tane özelliği seçiyorsunuz. Tamam mı? 31 tane varmış. Neyse. Seçiyorsunuz. Ondan sonra bunu büyüle dediğiniz zaman şöyle büyüle diyorsunuz. Diyor ki bu arada sarı itemler oyunda ticareti var. Eğer bu sarı iteme herhangi bir işlem uygularsanız, örnek veriyorum şu anda benim yaptığım gibi, hesaba bağlı bir item olur ve bunun ticaretini yapamazsınız. Haberiniz olsun. Şimdi sen bana burada iki tane özellik bir de değişim yok geliyor. Ben ne arıyorum? Örnek veriyorum burada. Ne arayayım? Mesela savunmasız hasar arıyorum. Geldi mi? Gelmedi. Değişim yok derseniz yine aynı özellik kalır. Tekrar bastınız. Yine mi gelmedi? Yine değişim yok derseniz bu şekilde istediğiniz özellik varsa onu bulup silahı 4'te 4 yapabilirsiniz. Ama sizden şu malzeme ve bu malzemeden istiyor. Bu malzemeleri ise şunu cehennem dalgasından düşürüyorsunuz. Daha yeni bizim gittiğimiz yerden. Bunu da düşürdüğünüz itemleri kırarak düşüyorsunuz. Nadir itemlerden silah ve zırhlarda dönüştürüldüğü zaman çıkıyormuş bu itemler. Tamam. Bu şekilde 50 temel yetenek hasar vesaire. Neyse. Bu şekilde de büyüleme yapıyorsunuz. Ama sadece bir tane özelliğe büyüleme yapabiliyorsunuz. Tamam. Bunu da anlattım. Anlatmadığım bir şey kalmadı. 50 level olduktan sonra neler yapmanız gereken veya neler yapmanız hepsini sizlere tek tek anlattım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu seri bitti.
Yeni başlayan arkadaşlar için zaten çoğu kişi yeni başlıyor. Ana hikayeyi bitirdiği zaman 45-50 level oluyor. Ondan sonra zaten oyun başlıyor. Bundan sonraki süreçte genel olarak özetlemek gerekirse arkadaşlar, kabus zindanlara giriyorsunuz. Gliflerinizi yükseltiyorsunuz. Ondan sonra işte 100 level oluyorsunuz. 100 level olduktan sonra daha iyi bir buildle kabus zindan dönersiniz. Ekip arkadaşlarınız varsa bosslara girersiniz. Zaten end game'de boss dönüyorsunuz. Başka bir şey yaptığınız yok. 5 Aralık'tan sonra işte daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Ondan sonra ekstradan ulan benim ekran yine gitti ya. Fazla zorladık. Ha. Ondan sonra ekstradan işte bu build değiştiriyorsunuz sürekli. Böyle kendinize göre bir şeyler ayarlıyorsunuz. Haberiniz olsun. Tamam. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu seri bitti. Bu seri hakkındaki düşünce ve yorumlarınızı da bekliyorum. İyi mi oldu veya daha farklı böyle seriler yapmamı isterseniz de alta yorumlara belirtseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.